Gün sonundan herkese merhabalar. Ben Harika Ertunç. Bugün 12 Haziran Çarşamba. Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığımız enflasyon verisi sonrası küresel piyasalarda bir miktar oynaklık görüyoruz. Yurt içinde ise işlem vergisinin baskısı altında borsada bayram öncesi sıkışık bir seyir var. Konuklarımıza değerlendireceğiz. Dünya Bankası küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için %2.4'ten %2.6'ya çıkarırken gelecek yıl için %2.7'de sabit bıraktı. Türkiye'ye ilişkin beklentilerin yer aldığı raporda Türkiye'nin 2024 yılı büyüme beklentisi 2024 yılı için %3, 2025 yılı için ise %3.6 olarak kaydedildi. Dünya Bankası, Haziran ayına ilişkin küresel ekonomik beklentiler raporunu yayımladı. Rapora göre küresel ekonominin bu yıl istikrara kavuşması beklenirken, bu istikrar durumunun standartlardan daha aşağıda olmasının öngörüldüğü belirtildi. Dünya Bankası tarafından yayımlanan raporda, küresel büyümenin 2024'te %2.6 ve 2025 ile 2026'da %2.7 olmasının tahmin edildiği belirtilen raporda, bu oranların COVID-19 salgınından önceki 10 yılda %3.1 olan ortalamanın oldukça altında kaldığı aktarıldı. Gelişmekte olan ekonomilerin 2024'te ortalama %4 büyümesinin öngörüldüğü ve bu oranın 2023'e göre daha yavaş olduğunu işaret edilen raporda, düşük gelirli ekonomilerdeki büyümenin 2023'teki %3.8'den 2024'te %5'e çıkmasının beklendiği kaydedildi. Türkiye'ye ilişkin beklentilerin yer aldığı raporda, Türkiye'nin 2024 yılı büyüme beklentisi 2024 yılı için %3, 2025 yılı için ise %3.6 olarak kaydedildi. Küresel enflasyon seyrinden bahsedilen raporda 2024'te %3.5'e ve 2025'te 2.9'a gerilemesinin beklendiği bildirilirken düşüş hızının daha önceki tahmine göre daha yavaş olduğu belirtildi. Raporda birçok merkez bankasının politika faiz oranlarına düşürmede temkinli kalmasının beklendiği vurgulandı. Fitch Ratings Bankalar Direktörü Ahmet Emre Kılınç, Türk bankalarının dış finansman kaynaklı risklerinin azaldığını belirtti. Kılınç, özellikle Mayıs 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra birçok Türk bankasının çok ciddi anlamda ve kısa sürede dış finansmana erişim olduğunu gördük. Bu da dış finansman risklerinde azalma olduğunu gösterdi, dedi. Türkiye'nin ekonomik görünümündeki iyileşme, kredi derecelendirme kuruluşlarının radarında. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fitch Ratings, Bankalar Direktörü Ahmet Emre Kılınç, Türk bankacılık sektörünün Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında ciddi bir dış finansman elde ettiğini söyledi. Biliyorsunuz yakın bir zaman önce Türkiye'nin ratinge pozitif outlook olarak upgrade oldu. Bunun arkasında da biz de birçok bankayı upgrade ettik. Birçok Türk bankasının dış finansmana çok ciddi anlamda kısa bir süre zarfında, özellikle Mayıs 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra ciddi anlamda bir ulaşım olduğunu gördük. Bu da dış finansman risklerinde bir azalma olduğunu gösterdi bize.
Bankacılık sektöründeki olumlu seyirde para politikasının önemli bir etkisi olduğunu belirten Kılınç, Türk bankalarının gelecek süreçte fırsatlara göre hareket edeceklerini ifade etti. Fitch Ratings Bankalar Direktörü Ahmet Emre Kılınç, kısa sürede yapılan önemli miktardaki ihraçların özellikle sermaye benzeri enstrümanlar tarafında arz fazlası oluşturduğunu belirterek, genel olarak şartların bu şekilde devam edebileceğini ancak bankaların fırsat kollayacağını düşündüklerini söyledi. Fitch Ratings Bankalar Direktörü Kılınç, Türk bankalarının dış borçlarına bakıldığında tüm yükümlülüklerinin yaklaşık %20'sinin dış finansmandan kaynaklandığını belirterek kısa vadeli borç tutarının yüksek olmasının önemli bir risk unsuru olduğunu vurguladı. Türkiye ekonomisinde resesyon beklentilerinin olmadığını vurgulayan Kılınç, Türkiye'de bu yıl %2.8 büyüme öngörüyoruz ama ilk çeyrekteki güçlü büyüme yıl sonu büyüme beklentimizi yukarı çekebilir dedi. Günü kapatmaya hazırlanırken rakamlarımıza da bakalım birlikte. Bayram öncesi işlemlerde bir miktar sıkışıklık olduğunu söylemiştik. Borsa İstanbul Yüz Ana Endeks 10 bin puanın üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor. Borsa yatırımcıları için önemli bir hatırlatma yapalım. Nakde dönmek isteyenler için bugün son gün. Zira yarın gerçekleşecek işlemlerin nakit ödemeleri 20 Haziran'a kalacak. Dolayısıyla şayet hisselerinizde nakde dönmek istiyorsanız işlemlerinizi bugün yapmanız gerekecek diye defaten altını da çizmiş olalım. Özellikle uzmanların Moody's'in not kararı, Türkiye'nin gri listeden çıkması gibi beklentilerle borsa cephesinde ciddi bir rally beklentisi vardı. Lakin işlem vergisine ilişkin hususlar netleşmediği için biz borsada bayram öncesi sıkışık seyir görmeye devam ediyoruz. Hazır gri liste demişken hemen şunu da hatırlatalım. Kaynakların verdiği bilgiye göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Singapur'a gri liste toplantısına katılmak üzere gidiyor. Mali Eylem Görev Gücü toplantısında olacak Singapur'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Hatırlamak gerekirse Türkiye 2021 yılında gri listeye girmişti. Ekonomi yönetiminden yapılan açıklamaları baz alacak olursak şayet Türkiye'nin gri listeden Haziran ayının sonunda çıkması da kesin gözüyle bakılıyor. Aksi bir kararınsa yalnızca siyasi olarak açıklanabileceğini belirtiyorlar. Az önce haberimizde detaylarını da paylaştık. Fitch'ten gelen önemli bir rapor vardı. Türk bankaları için risklerin azaldığını belirtiyor kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings. Dolar TL an itibariyle yatay negatif seyrediyor. 32.28 dolaylarında işlem görürken Euro TL'ye baktığımızda 35 sınırında hareket ettiğini görüyoruz. İkisinin aritmetik ortalaması olan sepet kura baktığımızda 33.64 dolayları bizi karşılarken gram altında her ne kadar dolar TL cephesinden baskı gelmeye devam etse de ONS tarafından bir miktar destek gördüğünü söyleyebiliriz. Biz yayına girmeden hemen önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Mayıs ayı enflasyon verisini takip ettik. %3.4'lük beklentilerin çok hafif altında %3.3 seviyesinde gerçekleşti. Böylece Fed'in nasıl bir hamle yapacağı, bu akşam açıklayacağı 21'de açıklanacak olan faiz kararı içinde belirsizlikler, daha doğru ifadesiyle şunu söyleyelim, bu karar için değil ama yılın geri kalanı için Fed'in nasıl bir patikada hareket edeceğine ilişkin belirsizlikler arttı. Neden? Çünkü geçtiğimiz hafta tarım dışı istihdam verisini karşılamıştık. Burada da oldukça beklentinin üzerinde bir istihdam oranı vardı. Bununla birlikte saatlik ücretlere baktığımızda artışların devam ettiğini görmüştük. İstihdam halen çok güçlü kalmaya devam edince ONS altındaki kayıpların an için %2,5'un üzerine çıktığı bir süreci takip etmiştik. Ama bugün aldığımız enflasyon verisi bir miktar yumuşamaya işaret etmesiyle birlikte bu akşam Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaları her zamankinden biraz daha önemli kıldı. Zira noktasal grafiği takip edeceğiz. Önümüzdeki süreçte Fed'in nasıl hareket edeceğine ilişkin sinyaller arayacağız ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalarda projeksiyonlarını takip edeceğiz. Daha güvercin mi, daha şahin tarafta mı kalacak? Buna da bakmaya çalışacağız. Bu yıl için tahminlerde 3 faiz indirimi fiyatlanıyor. Bunun olup olmayacağını Başkan Powell'ın mesajlarında arayacağız. Aynı zamanda 2 faiz indirim olasılığına da piyasa nezdinde ciddi ağırlık verildiğini söyleyebiliriz. Tüm rakamlarımızı değerlendirdikten sonra konuklarımıza doğru devam edelim ve bu gelişmeleri değerlendirelim.
Gün sonuna devam ediyoruz. Piyasa hareketlerini bir miktar detaylı anlamaya çalışalım. Yedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ bizimle. Hoş geldiniz yayına Eda Hanım. Merhaba. Merhabalar Harika Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Borsa İstanbul Yüz Ana Endeks cephesinde 10 bin puan üzerinde tutunma çabalarını görüyoruz ama yatırımcılar bir miktar daha endişeli aslında şu günlerde baktığımızda. Hem işlem vergisi konusundaki hususların tam anlamıyla netleşmemiş olması, bir yandan devam eden aşağı yönlü hareketin daha da derinleşebileceği endişeleri derken çok da borsa yatırımcısı mutlu günlerden geçmiyor. Ne dersiniz? Burada bir aşağı yönlü hareket bekler misiniz borsada, yoksa hazır Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Singapur'a gitti, buradan güzel bir haber destekleyici olur mu? Şimdi bayram öncesi aslında yeni bir hareket beklentimiz yok. Çünkü bayramda risk almak istemeyen yatırımcılar var. Bu da tabii ki yatırım iştahını da bir miktar azaltıyor. Dolayısıyla fiyatları baskılıyor. İkinci olarak siz de değindiniz vergi paketi. Bununla da ilgili detaylar netleşmediği için kısa vadede borsa üzerinde baskı kuran bir başlık olarak takip ediyoruz. Bayramdan sonra meclise sunulması bekleniyor. Biraz daha detay istiyor piyasa. Evet, belki bu hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın kazanca göre değil işleme göre vergilendirme yapılacak şeklinde açıklaması oldukça önemliydi. Ama yine de piyasanın biraz daha detay istiyor olması haliyle şu an için fiyatları da baskılıyor. Onun dışında da hala düzeltme hareketi içerisindeyiz. 21 Mayıs tarihinde biz zirve seviyesini görmüştük ve 11 bin puandan başlayan aşağı yönde hareketin hala devam ettiğini görüyoruz. Bayramdan sonra piyasa açılacak ve neredeyse düzeltme hareketini bir ay tamamlamış olacak. Yani bayramdan sonra ben aslında borsada yeniden bir hareketin yukarı ya da aşağı yönde tamamen gelişmelere bağlı olarak devam etmesini bekliyorum. Dolayısıyla hem bugünü zaten artık 10 bin puanın üzerinde olağanüstü bir durum olmadıkça kapatacağımızı değerlendiriyorum. Perşembe ve cuma günü de yine benzer şekilde yatay, zayıf, yukarı yönde tepkilerinde yine zorlanacak almasını beklerim. Yani şu anda Perşembe ve Cuma da aslında bu seviyelerle kapatmasının ben biraz daha güçlü olduğunu görüyorum. Evet, bu akşam Fed var. Fed'in kararı sonrası küresel piyasalardaki seyir belki bir miktar yarın sabah bizim açılışımıza da sirayet edebilir. Ama hep söylediğimiz bir şey var. Borsada özellikle bizim kendi bir hikayemiz var. Bu hikayemiz tempomuzu korumamızı destekliyor. Dolayısıyla son dönemde de küreselle aramızdaki korelasyon zayıfladığı için bu nedenle olası bir Fed etkisinin bile ben sınırlı kalmasını beklerim. Şu an için piyasa 10 bin puan seviyesinin altına doğru çok fazla hareket etmesini istemiyor. Pazartesi ve salı günü sınırlı da olsa 10 bin puan seviyesinin altına geriledik. Ama kapanışlarını en azından burada çok fazla gerçekleştiremedi. O ve tekrardan 10 bin puan seviyesinin üzerine yükselmeyi başardı. Zaten yaklaşık 30 Nisan'dan beri de 10 bin puan seviyesinin altını görmüyorduk biz Borsa İstanbul tarafında. Pazartesi günü bu hareketini gerçekleştirdi. Elbette piyasa biraz tedirgin oldu. Hatta o gün sonunda da işlem hacmi 60-70 milyar lira aralığında gerçekleşmişti. Düşüktü yani. Dün biraz piyasa toparlamaya çalıştı. İşlem hacminde de 90 milyar lirayı aştık. Ama yine de 100 milyar lirayı aşabilecek bir hacim bulunamıyor. Zaten yorumlarda da şunu ifade ediyorum. Özellikle yeniden borsanın yükselebilmesi adına 10.500-10.600 puan seviyelerinin üzerinde hacimli kapanışlarına ihtiyacı var. Şu an özellikle de bayram öncesi böyle bir beklenti biraz zayıf kalacak. Bu nedenle ben 10.000 puan çevresinde tutunmasını bekliyorum. Önemli olan bayram öncesi son işlem günü, yani cuma günü 10.000 puan seviyesinin altında kapatmaması. Kapatmadığı müddetçe en azından o satış baskısının önüne geçecektir. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in özellikle İkili görüşmelere, yurt dışı seyahatleri ve yaptığı açıklamalar yakından takip ediliyor. Ama bize oradan borsayı besleyecek bir hikaye gelir mi çok emin değilim. Borsa bunu ne kadar ister, ne kadar fiyatlar. Oradan çok büyük bir beklentim yok. Bizim asıl bayram sonrası önemli başlıklarımız olacak. Hem Türkiye'nin gri liste konusu gündemde, hem Temmuz ayında Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's tarafından Türkiye'nin kredi notu ve değerlendirme raporunun yayınlanması bekleniyor.
vergi paketiyle ilgili detayların artık netleşmesi olası o dönem için. O yüzden bu başlıklar bence biraz daha borsa için yeni hikaye yaratacaktır. Peki sizce bunlar önden fiyatlandı mı? Yani Moody's meselesine baktığımızda hani onun öncesinde bir Fitch geçmiş olması, bir S&P geçmiş olması. Moody's de zaten 6 kademe altındaydık. Hani diğerlerinde bir yükseliş oldu. Moody's kesin yapar gibi bir algıyla böyle bir gelişme önden fiyatlandı mı? Yoksa negatif bir haber geldiğinde umuyorum böyle bir şey olmaz ama hazırlıklı olalım diye de sormak istiyorum. Bu sefer ciddi bir geri çekilme etkisi olur mu? Şimdi dediğiniz gibi aslında işin pozitif kısmı fiyatlandı. Yani ilk Mart ayında Fitch tarafından not artışını gördük. Sonra zaten Mayıs ayında S&P ve Temmuz'da Moody's var dedik. Mayıs ayında da S&P'den bekledik. Bu beklentiler öncesinde S&P tarafında mesela önceden zaten fiyatlanmaya başladığı için dolayısıyla S&P sonrasında bize yeni bir hikaye yaratmadı. Aynı tabloyu Moody's zamanında da göreceğiz. Tabii ki bunu söylemek durumundayım. Sonuçta gerçekten bayram sonrası ne kadar beklentiler bilinse de konuştuğumuz veya yakından takip edeceğimiz başlıklar olacak. Moody's tarafında da şimdi not artışına kesin gözle bakılıyor. Piyasa zaten bunu fiyatladı. Belki bayram sonrası bir miktar daha bu beklentiler yeniden satın alınabilir. Ama Temmuz ayında çok tabii ki olumsuz bir tabloyla ki beklenmiyor. Böyle bir şey olursa asıl piyasa zaten aşağı yönde sert bir reaksiyon verir. Ama pozitif tarafta kaldıkları sürece piyasayı destekler. Yani yeni bir hikaye yaratmaz ama piyasayı desteklemeye devam eder. Şu an en azından piyasanın biraz buna ihtiyacı veya bunlara ihtiyacı var diyelim. Mesela Türkiye'nin gri liste konusu da Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de söyledi. Artık biz bu listeden çıkacağız diye, çıkmamız gerekiyor şeklinde. Yani piyasa zaten biraz buna da kesin gözle bakıyor. Sanki çıkılacak gibi. Bunu da zaten zamanında yine biz pozitif bir şekilde fiyatlamıştık. Ama şöyle de düşünmek lazım. Sonuçta bunlar hala önümüzde birer başlık olarak duruyor ve biz öngörüleri söylüyoruz ve beklentilerin satın alınıp alınmadığını değerlendiriyoruz. Ve konu kapandıktan sonra en azından piyasa üzerindeki o baskılar da hafifliyor. Piyasa biraz daha rahatlıyor ve önümüzdeki yeni başlıklara odaklanıyoruz. Bu şekilde de düşünmek lazım. Ama bir de geçmişi de hatırlayalım. Geçmiş bayram dönemlerini de. Her zaman bayram öncesi dönemlerde zaten piyasada bir tatil rehaveti başladığı için hacimlerde de düşüş olabiliyor. Bazen yatay seyirler de hakim olabiliyor. Yine benzer bir haftayı geçiriyoruz. Zaten 11 bin puana yükselirken de yeni bir hikayemiz yoktu. Mevcut hikayemiz etkisini gösteriyordu. Ve hep şunu da ifade ediyorduk. Bu sert yükselişin sonrasında bir düzeltme hareketi gelecektir. Ve şu an bu dönemdeyiz. Ve bu dönem eğer bir ayını tamamlarsa, bitirirse bir ay sonrasında en azından biraz daha piyasanın normale dönebileceğini, dengeye oturabileceğini, bir de uzun bir tatilimiz de olmayacak yılın sonuna kadar. Bence onun da piyasa üzerinde olumlu bir etki yaratabileceğini değerlendiriyorum. Şimdi isterseniz biraz daha gram tarafına gidelim mi? Çünkü son gelen habere göre Garanti BBVA dolar TL yıl sonu beklentisini 42 seviyesinden 38 seviyesine düşürdü. Geçtiğimiz günlerde HSBC cephesinden gelen bir haber vardı. Yıl sonu beklentisini 32,5 seviyesine düşürmüştü. Şimdi dolar TL ardı ardına aşağı yönlü revizyonlar gelince bir gram altında konuşmak gerekir herhalde. Şimdi dolar TL'de de biz de kurum olarak son yayınladığımız strateji raporumuzda yıl sonu tahminimizi şimdilik 40 lira civarında öngörmüştük. Hatta 38-39 lira aralığında da kapatmasının muhtemel olacağını değerlendiriyoruz. Elbette yılın sonuna kadar zamanımız var. Önemli yine gelişmeler de olacak. Yeniden zaten strateji raporumuzu güncelleyip yayınlayacağız ama şu an için beklentiler, tahminler bu yönde. Onun dışında evet yabancı kurumlardan gelen raporlar var. Özellikle kurlarla ilgili son dönemdeki gelişmeler, ekonomi yönetiminin bu süreçte oldukça aktif bir şekilde rol oynaması, hem yerli ve hem yabancı yatırımcılarla yapılan görüşmeler olsun ve özellikle de yılın ikinci yarısı için enflasyon tarafında artık aşağı yönde seyrin biraz daha baskın kalacağını belirtmeleri, yani Türkiye açısından son bir yıl gerçekten çok önemli gelişmeler takip edildi. Önemli adımlar atıldı. Bunların biz yavaş yavaş sonuçlarını
karşılıklarını da almaya başladık. Hatta biz yayınladığımız raporda da TL için, Türk lirası için aslında bir fırsat penceresi mi şeklinde de bir başlık atmıştık. O yüzden biraz daha artık TL'nin lehine gelişmelerin olduğunu değerlendiriyoruz. Kurlar tarafında zaten son dönemde stabil bir seyir var. Evet, yılbaşından bu yana yeniden bir rekor gördük. 33 liraları test etti ama geçtiğimiz yılları hatırlayalım, çok daha sert fiyat hareketlerini takip ediyorduk. Bu nedenle şu anki fiyat hareketinin daha sakin, daha stabil olduğunu söylemek mümkün. Şimdi gram altın tarafında da tabii analiz ettiğimiz zaman hem işin dolar tarafına hem de ons altın tarafına bakıyoruz. Son dönemde dolar TL tarafından aslında çok fazla destek alamıyor. Ve özellikle de belirtildiği şekilde kurlar tarafında aşağı yöndeki revizyonlar gerçekleşirse veya kurdaki bu stabilite devam ederse yine destek alamamayı sürdürecektir. Daha çok onsun etkisi baskın. Ons altın daha volatil, daha dalgalı. Fed ile ilgili beklentiler daha fazla etkisini gösteriyor. Şu anda da belki en son cuma günü çok aşağı yönde bir tepki almıştık tarım dışı sonrası. Şimdi bu akşam Fed'i alacağız. Eğer ki Fed yılın kalanı için şu zaman belirsizliğinin önüne geçerse ve 1 mi 2 mi faiz indirimi gerçekleştirecek, buna yönelik bir ipucu verirse veya birkaç ipucu verirse piyasa rahatlar. Piyasa üzerindeki baskı hafifler. Altın da ona göre bir yön belirleyecektir. Ama vadeli piyasaya bakıyorum, ons altında yükseliş beklentisi var. Gram altında da benzer şekilde yükseliş beklentisi korunuyor vadeli tarafta. Dolayısıyla gram altın özelinde ben bundan sonraki süreçte de ons altının yine baskın kalabileceğini değerlendiriyorum. Yukarı yönde potansiyelini korumaya devam ediyor. Geri çekilmeler mesela altın yatırımcısı açısından da fırsat olarak değerlendirilebilir. Geçtiğimiz günlerde yatırım araçları arasında enflasyondan arındırılmış verilerle yine en çok kazandıranın borsa olduğunu görmüştük. Mevduat tarafında çok fazla bir kazanım söz konusu değildi. Yılın sonuna geldiğimizde artık bambaşka bir senaryodan bahsedeceğiz ya yılın ikinci yarısında. Yani yılın ilk yarısındaki dinamiklerle aynı olmayacak. Bir şeyler değişecek yani. Borsa cephesindeki seyir de değişir mi? Yani burada kazananın borsa ya da mevduat olmasını baz alırsak bu da değişir mi sizce? Yoksa yine ipi göğüsleyen borsa mı olur? Bence borsa yine ipi göğüslemeye devam edecek gibi gözüküyor. Yani biz de biraz muhafazakar kalmıştık tahminimizde. 11 bin puanın üzerinde yıl sonu bir tahminde bulunmuştuk. Zaten 21 Mayıs'ta da 11 bin zirveyi tazeledi. Ama şu anda bakacak olursak yılın sonuna kadarki olan süreçte yine geçtiğimiz yıllardaki gibi. Yani zirveleri göreceğiz, sonra soluklanacağız. Yeniden bir zirveye doğru yükselecek gibi o tarz dalgalanmalar yaşayacağız. Ama onun dışında borsanın her zaman bir talibi var. Yani sevilen bir yatırım aracı. Tabii ki bunun biraz yatırımcının profiline göre değişiklik de gösterebiliyor. Yeni yatırımcı sayısında artış var diyoruz son dönemde. Bu da ilgi görmeye başladı. Evet, biraz yanlış hareket edebiliyorlar. Yanlış stratejiyle ilerleyebiliyorlar. Ama onun dışında orta ve uzun vadeli yatırımcısı çok fazla. Özellikle bu tarz düşüş dönemlerinde kısa vadeli yatırımcılar açısından daha farklı yorumlanabiliyor ama orta ve uzun vadeli yatırımcılar burayı birer fırsat olarak değerlendiriyorlar. Sadece ben şu uyarıda bulunmak istiyorum. Belki her yayında bunu da söyleyebilirim. İzleyiciler sıkılmış olabilir ama gerçekten yatırımcılarla görüştüğüm zaman hala buranın eksik olduğunu gözlemliyorum. Şirketlerini mutlaka tanısınlar. Yılın sonuna kadar da, çünkü her hisse senedi borsadaki harekete eşlik edemeyebilir. Özellikle yaşanacak yükselişlerde her hisse senedinin bu yükselişe eşlik etmesi beklenmiyor. Bu nedenle mutlaka portföylerini oluştururken, hisse senedi seçerken biraz daha şirketlerini bilsinler. Hangi sektörde, pazar payı nedir, ihracat durumu nedir, nakdi var mı, borcu var mı veya şirket geleceğe yönelik nasıl bir projeksiyon çiziyor? Biraz bunlara dair araştırma yapsalar, ki bununla ilgili zaten birçok kurum raporlar yazıyor sektörlerle, şirketlerle ilgili. En azından daha bilinçli bir şekilde yatırım yapacaklarını değerlendiriyorum. O yüzden ben yine hani bu yıl başında borsanın yeni rakibi mevduat diye başlık atmıştık ama bence bu başlığı yeniden atacağımızı pek fazla öngörmüyorum. Aslında çok da kıymetli uyarı. Yani bunu her yayında söylesek bence yeridir. Çünkü özellikle son dönemde
yükselişlerin çok homojen olmaması, endeks içindeki tüm hisse senetleri arasında olmaması yatırımcıları üzüyor. Ama bunun en önemli sebeplerinden biri şirketlerini tanımamaları, önümüzdeki dönem projeksiyonlarına bakmamaları ve biraz da finansal okuryazarlık eksikliği belki. Makroekonomik görünümü hissesi üzerinden yorumlayamamaları. O yüzden hani kulaktan dolma yatırım yapmama uyarısını her yayında da söylesek yeridir diye düşünüyorum. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Gedik Yatırım, Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ'ı ağırladık efendim. Şimdi çok kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından buradayız. Gün sonuna devam ediyoruz efendim haberimizle. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre Nisan sonu itibariyle özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2023 yıl sonuna göre baktığımızda 1 milyar dolar artış kaydetti. Yurt içine döviz kredilerine artış ivmesi hız kesmeden devam ederken yurt dışından sağlanan kredi borcunda da yükseliş dikkat çekiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre Nisan sonu itibariyle özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2023 yıl sonuna göre 1 milyar dolar artarak 165.1 milyar dolara yükseldi. Vadeye göre incelendiğinde 2023 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 458 milyon dolar azalarak 154.5 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun ise 1.5 milyar dolar artarak 10.6 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi. Özel sektörün yurt dışı kredi borcunda bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan ana para geri ödemelerinin toplamı 48.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Borçluya göre dağılıma bakıldığında uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1.1 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1.7 milyar dolar artışla 16.5 milyar ABD doları seviyesine gerçekleştiği izlendi. Aynı dönemde bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 166 milyon dolar azalmış, tahvil stoğu ise 33 milyon dolar azalarak 1.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 944 milyon dolar azaldığı, tahvil stoğunun ise 475 milyon dolar artarak 10.6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise 2023 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 680 milyon dolar artışla 5.2 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 419 milyon dolar azalışla 1.2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Devam ediyoruz efendim. Ekonomist Şevket Sayılgan bizimle. Hocam hoş geldiniz yayına. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Hocam şimdi bayram öncesi aslında küresel tarafta biraz daha yoğun bir gündemimiz var. Yurt içinde daha ziyade diplomatik temaslar ve makroekonomik veri gündemi bizi takip ediyor baktığımızda. Öncelikle söze şuradan başlamak istiyorum. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek, Mali Eylem Görev Gücü toplantısına katılmak üzere Singapur'a gittiği belirtiliyor. Yani o gün geldi artık diyebilir miyiz? Bu temaslar neticesinde Türkiye gri listeden çıkmaya yakın mı sizce? Açıkçası benim şahsi görüşüm tek kelimeyle evet yakın. Bunu destekleyen birçok değişiklik var. Bunların başında Türkiye'nin mevcuttaki finansal politikalarının global piyasa oyuncularına paralel hareket etmesi. Evet, enflasyon şu anda geçtiğimiz aylar itibariyle yükselmeye devam etti ama görünen o ki bu son önümüzdeki son yüksek seviye ve bundan sonra kademeli bir düşüş var. Yani bu düşüş bizim ideal olan o tek haneliğe gelme konusunda bizim daha ne kadarlık yolumuz var konusunu ayrıca belki değerlendirmek gerekir. Ama esas nokta artık Türkiye ekonomisi bundan sonra biraz daha doğru bir rasyonel politikaya doğru dönüş yapacak.
Buradaki kritik nokta belki şu, Türkiye ekonomisinin dövizle ilişkili süreçlerinde bir stabilite kazandığı. Hatta bugün Garanti BBVA'nın bir raporu açıklandı, belki görmüşsünüzdür. Yıl sonu 42 TL beklentisi doların 38 TL'ye çekilmiş vaziyette. Yurt dışı raporlarında da bu konuda benzer rakamlar aşağı yönlü trendleri ifade ediyor. Bu Türkiye ekonomisinin genel perspektifindeki en önemli parametre. Çünkü kur hareketinin istikrardan çıktığı her dönem piyasalardaki olumsuzluğun ortaya çıkmasının hem psikolojik hem fiziki olarak etkiliyor. Dolayısıyla biz yavaş yavaş yaz aylarında özellikle geçen yılın yaz aylarının da baz etkisini göz önüne alacak olursak aşağı yönlü bir trendi, yani 40'lara doğru bir yolculuk başlayacak diyebiliriz. Yani şu an 75 ise 40'lara doğru bir yolculuk başlayacak. Tabii bu yolculukta bazı problemler de beraberinde şimdiden baş göstermeye başladı. Bunlardan birincisi değerlenen Türk lirasının ithalata olan etkisi. İkincisi de ihracattaki fiyatlamalarda yaşanılan problemler. Bu konu doğaldır ki enflasyonu yönetme konusunda kalıcı sonuç alabilmek adına bizim aslında daha yapmamız gereken birçok unsur olduğunu da beraberinde gösteriyor. Belki hani konu içerisinde de ifade edebiliriz. Evet, gri listeden çıktığımız noktada bu konudaki değerlenen Türk lirası daha da güçlenecektir. Çünkü şu anda Türkiye'ye gelen yabancı sermaye daha çok spekülatif ve özellikle de tahvil piyasası ağırlıklı geliyor. Bu süreç zamanla biraz daha riskli araçlara doğru geçişi ve en nihayetinde de doğrudan yabancı yatırım diye ifade ettiğimiz FDI'lerin artışı olarak görürsek eğer sistem biraz daha bu konuda hareket kabiliyetini kazandırır. Ama tabii demin ifade ettiğim riskleri yönetmeye yönelik özellikle hem maliye politikası hem de para politikasının diğer araçlarını daha etkin kullanmaya da ihtiyaç var. Çünkü baktığımız zaman şu ana kadar ağırlıklı sadece faiz politikası unsuru üzerinden gidiyoruz. Burada şunu da söylemeden geçmek istemem, belki sorularınız arasında olacaktı ama biraz bazı konularda geç kalıyoruz. Yani şu anda son 2 haftadır, 3 haftadır işte bir vergi iyileştirmesi, daha doğrusu vergi politikasında değişiklik yapılacağına yönelik tamamen dedikodusal ve bilgilerin tamamen kaynakları spekülatif olan bilgiler dolaşıyor. Bu tarz konuları, bu tarz piyasada dedikoduya mahal vermeden hızlı hareket etmek ki bu konularla ilgili kararların ve paketin Sayın Şimşek'in de görev süresi dikkate alınacak olursa aslında çok daha önceden hazırlanmış ve seçim sonrası süreçte biraz daha hızlı hareket etmeyi gerektirir diye burada bir eleştirel bakışımı ifade etmeden geçmek istemiyorum. Bir diğeri de umarım bu vergi politikaları uygulanacak dezenflasyon politikasının alt ve orta gelir grubuna yüklenen bir faturayı daha geniş kitlelere ve bu süreçte aslında ciddi fırsat ve imkanlar tanımış kesimin de paylaşacağı bir şekle doğru getirerek yönetilir diye umut ediyorum. Hocam şimdi TL güçlenirse beklentilerimiz dahilinde bunu vurguladık. TL'nin güçlenmesi neticesinde Merkez Bankası rezervlerinde daha hızlı bir toparlanma bekler misiniz? Biz 4 yıl aranın ardından ilk kez swap hariç net rezervlerde pozitif seviyeyi görebildik. Burada TL'nin güçlenmesinin akabinde daha sağlıklı ve hızlı ilerleyen bir rezerv toparlama süreci de önümüzde diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Hatta size şöyle ifade edeyim. Bu dönemi biraz böyle 2003-2008 dönemine benzetiyorum. Bu süreçte de Türkiye ekonomisindeki parasal girişlerin çok etkili olması Türk lirası değerliliğiyle birlikte bir bahar havasını getirmişti. Şu anda da böyle bir bahar havasına doğru gideceğiz. Yani şu anda daha reel ekonomi veya hane halkı bunu çok net hissetmemiş olabilir. En azından bu yılın sonuna doğru veya 2025'in ortalarına doğru bu daha çok hissedilecektir. Ama bu hissedilen süreç tamamen dış kaynaklı döviz girişinin yaratacağı etkidir. Bu geçmişte biz bunu ve bu geliş şeklini
üretimsel ve ileri dönük yapısal sorunların çözümünün bir kaynağı olarak kullanmak yerine biraz daha toplumsal inşaat ve gayrimenkul sektörü ağırlıklı bir çözümü daha öne çıkarttık ve sonra da biliyorsunuz birçok gelişmeler dış koşullarda ve içeride yaşananlarla birlikte bu parasal hareket çok hızlı bir şekilde geri gitmesi döviz hareketlerinde de çok yüksek volatil bir yapıyı getirdi. Dolayısıyla biz şu anda ihtiyatlı olmamız ve bu sürecin negatif tarafını da geçmişte yaşamanın getirmiş olduğu tecrübeyle bu süreci kontrollü yönetmemiz gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla buralarda bir yapısal reform paketine ihtiyaç var. Ben bunu sizlerle yaptığımız görüşmelerde veya Dünya Gazetesi'ndeki yazılarımda da ifade etmeye çalışıyorum. Önümüzde varsayıyoruz ki 4 yıla yakın bir seçimsiz dönem var ve Türkiye bu fırsatı her zaman ele geçirmiyor. Bu dönem hem dış konjonktürün lehimize, neden? Dış konjonktürde bir kere beklenildiği gibi resesyon yaşanmayacak. Yavaşlama olacak. İki, dünya ticareti görece olarak hala canlı. Bu ne demek? İhracat pazarları bizim için avantajlı. Şimdi böylesi bir resimde hem bize yabancı sermaye girişi hem de ihracat pazarlarının gücü itibariyle fırsat yaratıyor. Ama biz bunu yaparken mümkün olduğunca katma değerli, dış maliyetleri düşük ya da dış girdi bağımlılığı düşük hale gelmiş sektörler ya da mevcutları bu hale getirecek yapısal dönüşümler, yatırım teşvikleri ve sektörel öncelikleri bu sürecin önüne koymamız, bundan sonra olası geri çekilmelerin bize yaratacağı etkiyi baştan yönetmemiz anlamına gelir. Ben en azından hani baştan bu uyarıları yapayım. Çünkü biz bugünkü görüntüyü önümüzdeki aylarda daha da pembe göreceğiz. Ve biz sanki her şeyi yendik ve ortadan sorunları çözdük gibi bir algı kademeli olarak toplumun kesimlerine verilecektir. Görece olarak da evet, ama bilelim ki bu süreç rezervler arttıkça, cari açık daraldıkça bu konular bizim açımızdan artık sorun değilmiş gibi düşünülebilir. Ama aksine bu dönemi biz kalıcı ve yapısal sorunlarımızı çözücü bir unsur olarak kullanıyor olmamız bu fırsatın ileride bize çok daha sürdürülebilir ekonomik büyümelerin önünü açacaktır. Hocam, ekonomik büyüme demişken isterseniz tam olarak oradan devam edelim. Benim bir sonraki sorum da bu olacaktı size zaten. Dün Dünya Bankası lideri Ajay Banga ile görüştü. Hem Cumhurbaşkanı hem Hazine ve Maliye Bakanı. Ve bunun ardından da Dünya Bankası'nın Türkiye ekonomisine ilişkin revizyonlarını da takip ettik. 2024 için küresel büyüme tahmini yükseltilirken Türkiye için büyüme tahmini aşağı yönlü revize edildi. OECD ülkeleri arasında baktığımızda da, düzeltiyorum özür dilerim, OECD'nin raporunu takip ettik. G20 ülkeleri arasında büyüme konusunda lider Türkiye olmuş. Ortalamasına bakıldığında G20 ülkelerinin %0,9, Türkiye'ye baktığımızda yaklaşık %2,5 seviyesinde. Ama tabii Sayın Bakan da defaten açıklamalarında yer veriyor. Sürdürülebilir ve sağlıklı büyümeyi hedefliyoruz, üreterek büyümeyi hedefliyoruz diye. Bizim genelde büyüme kompozisyonumuz çünkü iç tüketimle sağlanan bir büyüme oluyor. Bu da çok arzu ettiğimiz bir şey değil elbette. Biz enflasyonla mücadele ederken bir yandan sağlıklı büyüyebileceğiz mi, ya da büyümeden bir miktar feragat etmeyi kabul edebileceğiz mi sizce? Şimdi şunu bir kere kabul edelim. Bu mutabakatı sağlamıyorsak zaten çözümsel enstrümanlarda mutabakat, yani etkinlik sağlayamayız. Nedir o? Biz son yıllarda gelecekteki büyümemizden kullanarak, onun kaynaklarını tüketerek belli performanslar sağladık. Şimdi gün geldi, bu faturayı ödeme zamanı. Şimdi bu faturayı ödeme zamanının da karşılığı ekonomik aktivitedeki belli ölçülerde belli bazı elimizdeki imkanlardan vazgeçmek, büyüme imkanlarından. Çünkü bizim problemimiz büyümek değil, büyümenin finanse etmek ve büyümenin sürdürülebilirliği. Bu çerçevede baktığımızda 2025'i bu konuda evet büyümemizde belirli ölçülere vize ediliyor, ama geçmiş örnekler bize şunu da verdi. Türkiye ile ilgili büyüme öngörüleri genelde hep yukarı yönlü sapıyor.
Ve bizim açıkçası büyüme perspektifimizde 2025'te de ben üçleri ve üçlerin üstünde bir büyümeyi görebileceğimizi düşünüyorum. O dolayısıyla bir sorun değil. Ama asıl konu Türkiye'nin bu büyümeyi nasıl finanse edeceği, iki finansmanının sürdürülüp sürdürülemeyeceği. Demin konuştuğumuz konularla bağlantılı. Yani Türkiye ekonomisinde Türk lirasını değerli hale getirdiğimizde, sermaye girişleri arttığında, ithalat ucuzladığında, girdi maliyetleri buna bağlı düşük kaldığında ortaya çıkan resim tüketim ve görece montaj ekonomisi de diyebiliriz. Katma değeri düşük ürün kategorilerinde üretim perspektifi hızla artıyor ve ekonomide her şey birden yolundaymış gibi gözüküyor. Ama bu bize bir adım sonra cari açık sorunu ve bir süre sonra da bu açığı finanse etmekte yaratılan sıkıntıdan dolayı ekonomik büyümeden belirli ölçülerde taviz vermeyi gerektiriyor. Dolayısıyla bizim bu taviz perspektifini yaparken büyüme modelimizin ve büyüme alt detaylarımızın gözden geçirilip değiştirilmesi gerekir. Yani ben olaya iki ana başlıkta bakıyorum. Bir, büyüme modeli; iki, bu büyümenin finansmanı. Modeldeki temel koşul bu kısa, orta, uzun vadede özellikle sektörel öncelikler, mevcuttaki iç kaynakların sektörel önceliklerle olan ilişkisi, insan kaynaklarımızın bununla olan uyumu, coğrafi koşullarımızın buna bağlı ilişkilendirilmesi resmini iyi kurgular ve akabinde de dış kaynakla beraber içerideki üretimsel faaliyetlerimizin tüketim dışı kaynakla finanse edebilirliğini ve özellikle de kayıt dışı gibi mevcut vergi gelirimizin doğrudan vergiye bağlanabilir hale getirilmesi gibi unsurlarla ilişkilendirir isek, eğer süreç bizim açımızdan büyüme modelimizin sürdürülebilirliğini de ortaya çıkartmış oluruz. Ama bunlar tabii böyle birkaç cümleyle söylüyorum ama arka tarafında tabii ki alt detayda değiştirilmesi gereken, bugüne göre değiştirilmesi gereken birçok unsur var. Bir kere hep bilinen bir cümle vardır: sonuçtan şikayet ediyorsan yöntem değiştireceksin. Bizim sonuçlarımız belli ve bundan şikayet ediyorsak bizim yöntem değiştirmemiz lazım. Yöntem değiştirme konusunda da dediğim gibi süreçte hep karşımıza kolaycı, o günü kurtaran yaklaşımların daha fazla ağırlık taşıdığı süreçler çıktı. Dediğim gibi 4 yıl var. Bu 4 yılda bu tarz süreçlerle ilgili hem çözümsel hem de sonuç alınabilecek imkanlar var. Ama bunu yapma iradesi ve tercihi işte bugüne kadar çok fazla olmadığı için acabalar şu anda hala kafamızda ne yazık ki dolaşıyor. Yoksa baktığınızda bizim hem vergi politikamızı, maliye politikamızı değiştirebilmek hem de buna bağlı üretim modelimizi ve üretimsel perspektifimizi, resmimizi değiştirebilmek, renk tayfımızı değiştirebilme imkanı söz konusu. Yani şunun altını çizmek isterim: enerji bağımlılığımızı azaltacak ki burada nükleer santral konusu önemli. Ama bunun yanında Türkiye bir ara mal ithalatçısı ve buna bağlı ihracatçısı olduğu müddetçe şu sorunun cevabını almak ve aramak lazım. Türkiye demir çelik gibi, petrokimya gibi ara mal ithalatıyla yaptığı ana mal ihracatçılığını, bu ana mal ithalatındaki ana grupları neden üretemiyor, neden üretim perspektifini buna yönlendirmiyor? Yani bir ikinci Petkim'i, bir ikinci Ereğli demir çeliği biz neden sistemimize koyamıyoruz? Koyduğumuz takdirde bu ithalat bağımlılığı, dövize olan duyarlılık gibi unsurların önünü de geçmiş dış koşulların değişimi veya benzeri unsurlardaki volatiliteden en fazla etkilenen ülke olma konumundan da çıkmış oluruz. Yani büyük resimde burada çözümler çok net, ilişkiler ve birbirine etkileşimler çok net. Dediğim gibi sadece burada bir tercih ve irade konularak yapılacak uygulamalar gerekiyor. Hocam, aslında yapısal anlamda vergilendirmeden bahsettiniz ama hafta boyunca çok konuşulduğu için size de ben bu konuyu sormak istiyorum. Borsadaki işlem vergisi mevzusunu
10.000'de 1 ila 3 arasında konuşmalar mevcut. Gelir üzerinden değil, işlem adedi üzerinden alınması planlandığını biliyoruz, takip ediyoruz. Amaç kayıp kaçak önlemek ve borsaya istikrar kazandırmak gibi görünüyor. Siz neler söylersiniz hocam? Elde edilmesi, hedeflenen miktar, bu verginin getirilmesine değer mi? Yoksa bunun daha sembolik bir anlamı vardır? Sizce nasıl? Şimdi öyle bir durumdayız ki hem yurt dışı gelen para hem içerideki sermayenin kazançları üzerinden olması gereken şekilde vergi alma konusunda mevcut kırılganlıklarımız, geçmiş performanslarımız ve hali hazırda uygulamaya yönelik gerçekten güvenilir politikalar masaya koyamadığımız için mevcutta biraz böyle çekinceli, korkak, tedirgin, ufak tefek eylemlerle bu süreci başlatmaya çalışıyoruz. Şimdi şunun altını çizelim. Hani ben böyle acabalar değil, çok net bir şekilde konuşarak ifade etmek istiyorum. Türkiye ekonomisi özellikle 2021 dönemi, yani heterodoks politikalar diye ifade ettiğimiz süreçte getirdiği en önemli değişikliklerden biri, özellikle borsa kazançlarının toplum içerisinde belirli ölçülerde belirli kesimden belirli kesime bir parasal transferde aracılık ettiğidir. Hatta borsada biliyoruz ki 600-650 bin aktif yatırımcı varken bugün 9 milyonlara gelmiş vaziyette. Ve baktığınızda buralarda belirli kazançlar ortada. Şimdi tabii bunu böyle pat diye bir kere de çok keskin vergilendirme belki olamaz ama burada kademeli, zamana bağlı, alım-satım tarihleri arasındaki farka bağlı olarak bazı uygulamalar getirilebilir, getirilmelidir de. Bu aynı şekilde zaman içerisinde Türkiye'nin döviz girişlerinde selektif bir uygulama yapması gerektiği gibi, bir dönem İngiltere'nin yaptığı Tobin vergisi benzeri bir uygulama gibi. Ama bizim bunları şu anda bu seviyede yönetim düzeyindekilerin konuşabilmesi açıkçası biraz zor. Çünkü biz daha yeni yeni hani hasta yataktan kalktı, nekaat dönemi dediğimiz belki de kendini biraz daha adapte etme sürecini geçiriyoruz. Onun için buralarda bu konuları konuşurken de hiç şüphesiz ki biraz daha tedirgin oluyoruz. Ve özellikle sizinle konuşmaya başlarken ifade ettiğim konu, bu konuları bu kadar çok piyasa söylentisine bırakılarak uygulama yapmanın da doğru olmadığını düşünüyorum. Bu konular içeride önceden pişer, uygulama netleşir ve devreye girer. Biz şu anda bir bu konularda yaklaşık 2-3 haftadır piyasada bir söylentiler üzerine doğruluğu konusunda net elde veriler olmadan piyasaların sürekli hareket ettiğini ve bu konuda hatta şöyle söyleyebilirim, içeriden bilgi alanların bu konuda daha avantajlı pozisyon alarak kazanç elde ettiği bir süreç geçiriyoruz. Dolayısıyla bu konuların da zannediyorum Temmuz-Ağustos ayında yoğun bir şekilde hem yaz dönemi hem insanların odaklanma süreçlerinin daha zayıf olduğu, artı geçen senenin 9.9 enflasyonunun düşüşünün getireceği enflasyon etkisinin kısmen kontrollü olduğu, algıların biraz daha yumuşak bakacağı bir süreçte bu paketlerin geleceğe yönünde benim en azından beklentim var. Benim ilk baştaki beklentim 31 Mart seçimlerinden sonra bunların çok daha yoğun olarak uygulamaya sokulacağıydı. Fakat zannedersem o 9.9'luk dönemin baz etkisinin gücünü kendi içerisinde bu tarz araçları uyguladıklarında maliyet ve enflasyon artışını bu şekilde toplamdaki rakamı bozmadan yapma konusunda bir tercihte bulunuluyor. Dolayısıyla da işte zaten şimdi bayrama giriyoruz. Bayramdan sonra zaten Haziran'da bir hafta kalacak. Haziran sonrasında da bu tarz uygulamaların daha fazla öne çıkacağı şeklinde umarım, tekrar altını çizerek burada söylemek isterim. Türkiye bu tarz dönemlere, bu tarz krizlere çok girdi. Kriz çözümleri genelde hep alt ve orta gelir grubu üzerinden çözümlendi ve bunun sonucunda da Türkiye gelir dağılımı bozukluğu en yüksek, Gini katsayısı en bozuk ülkelerden biri durumunda. Dolayısıyla bundan sonra da çözümü sadece bu kesimin üzerinden bir faturalandırma yoluyla yapmamayı tercih etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bugün literatürde biliyorsunuz enflasyon sebebi sadece
mevcuttaki ücret artışları veya girdi maliyetlerindeki artış olarak değil, sermayenin kar marjının da bu seviyelerinde etkisi olarak tartışılır hale geldi. Dolayısıyla bu tarz bakış açılarının uygulanacak yeni politikaların, açıklanacak yeni politikaların içerisinde görünür, hissedilir ve etkileyebilir şekilde karşımızda olması gerektiğini düşünüyorum. Ekonomist Şevket Sayılgan, hocam çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler. Efendim reklama gidiyoruz. Reklamın ardından rotamızı küresel tarafa çevireceğiz. Gözler elbette Fed cephesinde aldığımız enflasyon verisinin ardından Fed'in faiz indirim patikası nasıl şekillenecek? Bu akşam Başkan Powell'ın yapacağı açıklamalarda sinyallerini arayacağız. Önce bir ara. Global piyasalarla devam ediyoruz. Philip Portföy Araştırma Müdürü Ali Akova bu bölümde bizimle. Ali Bey hoş geldiniz yayına. Global piyasaların gündemi için sözü size bırakıyorum. Merhabalar. Aslında global piyasalar bugün kritik bir veri akışı öncesinde biraz daha çekimser bir tavırla güne başladı diyebiliriz. Yani bugün ABD TÜFE verisi ve akşam yayınlanacak FED kararı öncesinde Asya piyasaları özellikle negatif tarafta kapandı. Burada aslında bir yandan ABD'den Rusya'ya ihraç edilen çiplerin işte Hong Kong ve Çin üzerinden geçtiği ve bunlara kısıtlama getirilebileceğine dair haberler de etkili oldu. Bir yandan Çin enflasyon verileri üfe ve tüfe aslında karışık bir seyir izledi. Bu da yani Çin endekslerinin biraz daha negatif tarafta yer almasına neden oldu. Japonya'da üfenin de beklentilerin epey üzerinde gelmesi faiz artırımı beklentilerini yükselterek Nikkei endeksinin günü negatif tarafta kapanmasına neden oldu. Aslında baktığımızda biraz daha riskten kaçınan hani hem kritik enflasyon verisi öncesinde hem de Fed faiz kararı ve Jerome Powell'ın toplantısı öncesinde bir yapı görüyorduk. Avrupa endeksleri de aslında benzer fiyatlamalar içerisindeydi. Şimdi toplantı öncesinde TÜFE verisi açıklandı 3.5'ta. Yani beklentiler %0.1 artış yönündeydi aylık bazda. Biz fiyat artışının sabit kaldığını gördük veride. Yıllık bazda ise yani geçen ay %3.4'lük bir artış söz konusuydu ki beklentiler burada sabit kalması yönündeydi yıllık veri. Yani burada da 3.3'e bir yavaşlama görüldü. Dolayısıyla yani tabii ki Fed faiz kararı öncesinde hala hani piyasa bir miktar risk değerlendirse de TÜFE'deki olumlu seyirin etkisiyle hem tahvil piyasalarına hem hisse senedi piyasalarına hem de değerli madenlere ciddi alışlar geldiğini takip ettik. Özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizleri 4.40 civarında fiyatlandı bir yer öncesinde. 4.29'ların altına doğru bir seyir gerçekleşti. Endeksler de güne %1 civarında yukarıda başladılar. Şimdi akşamki toplantıda Fed'in faizleri sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bir yandan Fed üyelerinin ekonomik projeksiyonları yayınlanacak. Burada da geçtiğimiz aylarda yayınlanan karışık verilerin aslında üyelerin ekonomik projeksiyonlarını ne şekilde etkilediği, bir değişikliğe gidilip gidilmediği takip edilecek. Ama esas nokta aslında Jerome Powell'ın basın toplantısındaki ton olacak ki geçtiğimiz toplantıda aslında çok daha negatif verileri Jerome Powell olumlu bir şekilde karşılayarak ki Fed biraz duruşunu bekle göre doğru çekip hani piyasaları aslında tedirgin edebilecek bir metin yayınlamıştı. Yani Jerome Powell'ın buradaki olumlu tutumu piyasaların iyi karşıladığı bir yapı oldu. Şimdi geçtiğimiz cuma da aslında baktığımızda istihdam verilerinin ardından piyasalarda çok ciddi bir satış geldi hem değerli madenlere hem tahvil tarafına. Ama biz S&P 500 endeksinin yani olumlu ayrıştığını takip ettik. Enflasyon verisi de aslında yukarı doğru bir süredir yani momentum kazanmaya çalışan ama kötü verilerin ya da karışık verilerin etkisiyle işte biraz daha riskten kaçınan yapının yukarı yönlü momentum kazanmasına neden oldu. Açıkçası bu akşam olumlu enflasyon verisinin de etkisiyle Jerome Powell'ın olumlu bir tutum takılması beklenebilir. Bu da piyasalardaki oluşan momentumun sürmesine neden olabilir diye düşünüyoruz. İşte S&P 500 endeksi bugün 5400 bölgesi üzerinde bir açılış yaptı. Yani bu bölgenin altındaki fiyatlamalar başlamadan yani endeks 5400 üzerinde kalıcılık sağlar ve fiyatlar buralarda en
azından tutmaya devam ederse mevcut yapının yukarı yönlü momentum kazanabileceğini düşünüyoruz biz. Benim aktaracaklarım bu kadar bugünlük.